Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Ezgi. Bugün yapay zeka ve var teknolojisi hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi Euro 2024 başladı. Hakemler de VAR sistemi sayesinde topun ve oyuncuların her hareketini çok detaylı bir şekilde izleyebiliyorlar. 2016 yılında tanıtılmasından bu yana VAR teknolojisi çok tartışmalı şeylere sebebiyet vardı. 2016'da tanıtılmasından bu yana futbol taraftarları arasında çok büyük tartışmalara yol açtı. Hakemler karar vermek için VAR teknolojisini kullandıklarında yani VAR'a gittiklerinde kullandıkları süre futbol taraftarlarını üzüyor, mutsuz ediyor. Bu yüzden hoşnutsuzca karşılanıyor aslında bu teknoloji. İngiltere Premier Ligi geçtiğimiz haftalarda VAR teknolojisini kaldırıp tamamen kaldırıp kaldırmamak hakkında bir oylama yaptı. Kulüpler 19'a 1 VAR teknolojisini tutma kararı aldılar. Ama muhalefet de bu teknolojinin artık iyileştirilmesi gerektiği düşüncesinde baskı yaptı. Topa yerleştirilen daha gelişmiş bir yapay zeka ve gerçek zamanlı konum izleme çipine sahip olan bu yarı otomatik teknoloji 2022 Katar Dünya Kupası'nda aslında karşımıza çıkmıştı. Euro 2024'de ise bu teknolojinin son sürümüne yer veriliyor. Peki yapay zeka bir futbol maçını nasıl gözlemliyor? Yapay zeka denince insanın aklına ilk böyle hakemin yardımcı hakemi gibi böyle bir varlık aslında düşünüyoruz ama tamamen hakemin gözle göremediği kadar hızlı bir şekilde veriyi işleyen bir makine günün sonunda. Futbol sahasının hemen hemen her yerine yerleştirilen kameralarla her oyuncunun üzerindeki 29 tane hareket noktası aslında gözlemlenebiliyor. 22 oyuncudan bu yaklaşık 600 geçkin hareket noktası yapıyor. Saniyede 50 kez de bu veriler bilgisayarla işleniyor. Bir hakemin bunu yapmasını tabii ki bekleyemeyiz ya da bir insan. O yüzden yapay zeka burada oldukça kullanışlı oluyor. Gerçek zamanlı bir şekilde oyuncuların hareketlerini, her uzuvlarının hareket hızlarını, topun nerede olduğu, konumları her birine bilgisayardan bu var teknolojisi sayesinde gözlemleyebiliyoruz. Topun içini kesip bakacak olursak eğer içinde küçük bir sensör yani bizim çipimiz dış kabuğa küçük kablolarla yine ince kablolarla bağlı olduğunu göreceğiz. Bu bize topun tam konumunu, gerçek zamanlı konumunu, hareket hızını ve bu gibi bilgileri verebiliyor. Bu küçük sensör stadyumda kullanılan kameralardan 10 kat daha hızlı, 500 Hz hızında veri gönderebiliyor. Bu veriler oyuncunun vücuduna göre topun konumunu belirlemek için kamera görüntüleriyle birleştiriliyor. Eğer işte topa bir el hamlesi varsa, elle vurulmuşsa, kolla vurulmuşsa bunu tespit edebiliyoruz. Futbol için zaten çok önemli bir değişken olduğunu bunu biliyoruz. Aynı zamanda handball gibi sporlarda da bu oldukça kullanışlı oluyor. Son Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun Portekiz adına attığı bir gol vardı. Aslında gol olmadı ortaya çıkmıştı. Bir kafa vuruşuyla aslında gol atıyormuş gibi görmüştük. E, meğer ama öyle değilmiş. Çip incelendiğinde, içindeki veriler incelendiğinde kafa vuruşunun olmadığını e, ve gol aslında takım arkadaşının attığını görmüş olduk. Bütün bu bilgiler peki hakemler için nasıl kullanışlı bir hale geliyor? Bunun en önemli uygulamalarından biri, bu teknolojinin en önemli uygulamalarından biri offside kurallarının ihlallerini belirlemek. Yapay zeka her oyuncu için topladığı bu 29 hareket noktasından üç boyutlu bir görüntü çıkartabiliyor aslında. Bu verilerle oyuncunun iskeletine temel alan algoritmalar kullanarak oyuncunun bütün formu, iskelet yapısı çıkarılmış oluyor. Gol çizgisini zaten stadyum kameraları sayesinde görebiliyoruz. Topun konumunu da yine içerisindeki çip sayesinde 3 boyutlu olarak e, bilgisayarda işleyebiliyoruz. Böylelikle bir off-site ihlali olup olmadığını çok rahat bir şekilde aslında bize bilgisayar söyleyebiliyor. Yapay zeka bu kararları çok hızlı bir şekilde alıyor. Eski bir teknolojiyle bu 70 saniye kadar sürebilirken şimdi artık yarım dakikanın altında sürmesi öngörülüyor. Böylece hakemler artık çok daha hızlı karar verebiliyor hale gelecekler. Topun ortasına bir çip yerleştiriliyor dedik. Peki bu topun aerodinamik yapısını etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Bu gerçekten top çok büyük testlere sokuluyor bu tür maçlara çıkmadan önce. Topun ağırlığının 4 410 gramla 450 gram olması bekleniyor. Chipin ağırlığı ise 14 gram kadar. Dolayısıyla herhangi bir ihlal yok aslında. E, topa vurulduğundaki bu hızlanması, ivme alması vesaire, bunların testi her şey yapılıyor. E, bir kural ihlali, herhangi bir şey, herhangi bir durum bulunmuyor. Yapay zeka ile ilgili her zaman hata marjı var deriz. Peki burada bir hata marjı var mı? Elbette ki var. Örneğin oyuncunun vücudunda 29 tane hareket noktası bulunuyor dedik. Bu hareket noktalarından bir algoritmayla 3 boyutlu oyuncunun görüntüsü çıkarılıyor dedik. Hata marjları arasına belki de yeteri kadar stadyumda kamera olmaması da girecektir. E, ama bunlar gerçekten çok 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 küçük hata payları. E, bunlar çok da kale alınmıyor o yüzden ve teknoloji ilerledikçe bunlar iyice düşmeye devam edecektir. Var sistemi, var teknolojisi hakemin durumunu Nasıl değiştirdi? Tabii ki tamamen hakemin olmayacağı bir dünyaya gitmiyoruz. Her zaman insan kararı bu tür şeylerde çok etkili. Bu teknolojinin yarı otomatik olmasının en önemli kısmının yarı kelimesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü her zaman insan kararına ihtiyaç var. Bir kişinin niyetini, bir oyuncunun, bir futbolcunun niyetini bu tür yapay zeka teknolojileri maalesef anlayamıyor. Her zaman bir Hakeme ihtiyaç bu noktada duyulacaktır. Hakemin sadece karar alamadığı, göremediği noktalarda bu teknolojiye başvurması, bu teknolojiden destek alması devam edecektir. E, niyetine göre oyuncunun sarı ya da kırmızı kart verilebilir. Ama bu tamamen bu teknoloji hakemleri yok edip bu teknoloji gelecek diye bir şey yok. İnsan unsuruna her zaman ihtiyaç var. İnsan unsuruna her zaman ihtiyaç olduğu için de taraftarlar her zaman mutlu olmayabilir. Çünkü insan kararları bir yerde öznel oluyor. Dolayısıyla var sistemi ya da yapay zeka hakemlerin yerini almayacak. Hiçbir mesleğin yerini henüz almadığı ve bir süre daha almayacağı gibi hakemlerin mesleği de gayet yerinde güvende duruyor. Peki bu teknolojinin geleceği ne olacak? Birkaç makalede şöyle bir şey gördüm. Belki bir kontakt lens yardımıyla ya da bu Google'ın çıkardığı gözlükler, Rayban'ın bu gözlük teknolojileri sayesinde ilerleyen zamanlarda anında böyle karar alabileceği hakemin bir bilgisayar bir ekrana gitmeden kendi direkt anında karar alabileceği bir teknolojik gelebilir. Böyle bir öngörü mevcut. Sizin var teknolojisiyle alakalı düşünceleriniz neler? Bir oylama yapıyor olsaydık var teknolojisi gitsin mi derdiniz, kalsın mı derdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.